80, 80. Bakın ikram ediyorlar. Bunların hepsi ücretsiz. Bismillah. Ve eğlen Baku. Ya Allah. Bu yürüyüşte zengin, fakir, herkes birlikte yürüyor. Ve biz Fırat Nehri'nden... Hoş bulduk. Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dünyanın en büyük yürüyüşlerinden bir tanesi olan Erbeğin yürüyüşüne katılıyorum. Erbeğin Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. gününe özgü olan bir yürüyüş. Bu yürüyüşe dünyanın dört bir tarafından insanlar katılıyor ve sadece Şiiler katılmıyor. Sünniler ve farklı dinde insanlar var. Hatta bunu tecrübe etmek isteyen birçok turist bu yürüyüşe katılıyor. Şimdi size Erbeğin yürüyüşünün felsefesini anlatmak istiyorum. Erbeğin Arapça'da 40'ı demek. Yani Hazreti Hüseyin'in 40'ı için yapılan bir yürüyüş. Bunun felsefesi ise şöyle açıklayabilirim. İlk olarak Cabir İbni Abdullah Medine'den Kerbela'ya yürüyerek Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyaret ediyor. Ve aynı şekilde Hazreti Zeynep ve onunla birlikte olanlar da Cabir İbni Abdullah'ı orada görüyorlar ve birçok insan da onların yanına katılıyor. Ve sonrasında şöyle bir rivayet var. Hazreti Hüseyin'i yalnız bırakan halk Erbeğin günü, yani Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. günü pişman oluyorlar ve sonralarında bu yürüyüş devam ediyor. Ve bu Erbeğin yürüyüşü yapılmaya başlıyor. Erbeğin yürüyüşü bir süre yapıldıktan sonra kesiliyor ve sonrasında Hicri 1319'da Şeyh Mirza Hüseyin Nuri tarafından tekrar başlanıyor. Ve şu anda da bu Erbeğin yürüyüşü devam etmekte. Milyonlarca insan katılıyor. Bu yıl 30 milyon insan bu yürüyüşe katıldı. En fazla olan yıl bu yılmış ve izdiham da yaşandı. Bir süre İran sınırları da kapattı. Yani bir uyuşmazlık oluşmuş. İşte İran tarafında bir problem vardı diyorlar ya da iki ülke arasında bir anlaşmazlık oldu diyorlar. Böyle bir problem yaşandı. Hava çok sıcak. Bu sıcakta insanlar yürüdüğü için biraz huysuzlaşabiliyor çünkü hava gerçekten çok sıcak ve günlerce yürüyorlar. Şimdi biz Necef'teyiz. Necef'ten Kerbela'ya yürüyeceğiz ve 89 kilometre. Eğer günde 10 saat yürürsek 3 günde Kerbela'ya varıyoruz. Biraz zorlu yürüyüş olacak ama gerçekten bunu tecrübe etmek istiyorum ve genellikle de öğlenleyin insanlar yürümüyor. Sabah saatlerinde ve akşam yürüyerek gidiyorlar. Ve şimdiden size şunu söyleyeyim. Objektif bir şekilde olumlu, olumsuz her şeyi size anlatmaya çalışacağım. Şu ana kadar objektif olmaya çalıştım. Bu videomda da bu geçerli. Şu ana kadar kimseye önyargılı bakmadım, bakmamaya çalışıyorum. Bu videomda da bu geçerli. Şimdi saat kaç? Saat 6.30. Şimdi biz yola çıkıyoruz. Bu yürüyüşte Türk bayrağını çantama takacağım. Yürüyüşe başlamadan önce El Sahle Camii'ni ziyaret edeceğiz. Şimdi karşımızda. Şurada.
Hazreti Ali döneminde yapılmış olan bu cami, Hazreti Ali'den bir rivayetle Kufe Camii ile aynı değerde. Şii inanışına göre beklenen Hazreti Mehdi'nin evi burası olacak ve Kufe Camii'nden hükümleri verecek. Kufe Camii ile alakalı çok fazla bilgiler vardı ama maalesef hava çok sıcak olduğu için ve çok kalabalık olduğu için her bilgiyi, çok ayrıntılı bilgileri size aktarmakta sıkıntı çektim. Şimdi de gidip bu caminin içine bakalım. Zeynel Abidin'in makamı burası. Kabri değil, makamı. Şükran. Bakın ikram ediyorlar. Bunların hepsi ücretsiz. Ve buraya gelen insanlar hem ikramlarda bulunan hem de yürüyen insanların hiçbir menfaati yok. Ali çok zahmet etti. Gerçekten bizi çok güzel ağırladı. Yani o kadar fazla bizim için zahmet verdi ki artık biz utanmaya başladık. Gerçekten Iraklılar çok misafirperver insanlar. Bismillah. Kıyafeti yırtılanların kıyafetlerini dikiyorlar. Ya da çantası yırtılanların, kopanların.
İnşallah. İnşallah. His make. Maşallah Kazım. İsmi? Hadi sormuş anlamadım. İsmi Titi. Berna. Mutfağı ne? Berna. Berna? Ziyaretçilere her türlü hizmet var burada. Arkada Türk bayrağı var. Türk bayrağını görenler gelip bana ehlen ve sehlen diyorlar. Burna saja. Burna? هلا انا بكفيا نعم من الحال من العراق انا عراقيون على البصره الى كربلاء المقدسه الطريفي كربلاء 500 كيلو يا رب على السلامه واي شو اسمك هيدا هيدا قلبك قلبك Buranın halkı bu yürüyüşte hizmetleri ve yürüyüş de yapıyor. Onlar da yürüyerek gidiyorlar. Diyorlar ki biz o zamanlarda yoktuk. Bizim ceddimiz Hazreti Hüseyin'i yalnız bıraktı ama biz onlar gibi değiliz diyorlar ve biz Hazreti Hüseyin'in yanındayız diyorlar. İranlılar ise biz olsaydık Hazreti Hüseyin'i tek bırakmazdık gibisinden yürüyorlar. Yani bu yürüyüşün asıl felsefesi bu aslında. Sabah hatırlamıyorum bunları anlattım mı? Anlatmadıysam tekrar anlatmak istedim. Çünkü çok yorgunum. O yüzden bazı şeyleri unutuyorum. O yüzden tekrar anlatıyorum. سلام شلونك زيزي شلون صحتك ناس يلا وين رايحين كربلاء عراقيين عراقيين احنا شيل رايه شو هاي الرايه شيلها عراق عراق عصر صار هلا شو تركيه مطارك يا عراقي طلعني طلعني انا الاخ صهيل الاخ صدوقه هذا العلم يا ابو عباس هلا يلا قوم تشلوين Bu yürüyüşte zengin, fakir, herkes birlikte yürüyor. Burada kimin zengin, kimin fakir olduğunu anlayamazsınız. Burada herkes şu an eşit konumda.
go for it? AKA the Dinmai. Hey, the Dinmai, my son. Why not give Sadr a boy? Merhaba, Shukran. Buranın halkı çocuklarını küçük yaştan itibaren ziyaretçilere hizmet etsin diye yetiştiriyorlar. Ellerine esans veriyorlar, su veriyorlar, peçete veriyorlar. Onlar da ziyaretçilerin eline sürüyor, peçete veriyor onlara. Bu şekilde öğreniyorlar. Yani ağaç yaşken eğilir diye boşuna demiyorlar. Yani küçük yaşta ne görürsen büyüdüğünde de o oluyorsun. Hava çok sıcak. Dondurma veriyordu. Nasıl saldırdı? Bakalım şurada kahve veriyorlar mı? Belli var ama bakalım. Selam aleyküm. Kahve mi? Gayret abi. Kendiler oldu. Hoş geldiniz. Başa göz zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başa göz zaten. Görünüz abi. Sıcaktı. Yok iyi böyle. İnşallah. İnşallah bir şey daha. İmam Hüseyin yatağı arıp sıcak yatağı çıkar. İmam Hüseyin yatağı yatırıp sıcak da yatağı kalmaz. İnşallah. Hoş geldiniz. Başa göz zaten. Başa göz zaten. حسين عدل صاحس يا مول إمك يا مول إمك عدل نحن شكرا تقبل Bu ihsanlarda bulunanları zengin sanmayın. Onlar bir yıl boyunca para biriktiriyorlar ya da borç alıyorlar. Bu şekilde ziyaretçilere hizmet ediyorlar. (Gülüyor)
Elzerge yolundan gidiyoruz. Bu yolda dolu nahlistanlar var. Nahlistan yani hurma ağaçları. Gerçekten manzarası müthiş. Necef'ten Kerbela 80 kilometre. Eğer günlük 10 saat yürürsek 3 güne Kerbela'ya varacağız inşallah. Irak'a geleceğimiz zaman eşime gerçekten insanlar var mı orada demiştim. Varlar demişti. Ben inanamamıştım. Yani milyonlarca insan yürüyor şu an dediler. Tabii böyle o kadar tuhaf gelmişti ki bana, hatta ben inanmamıştım bile. Ve şu an buradayız ve gerçekten milyonlarca insan şu an yürüyerek Kerbela'ya gidiyor. Çocuklara da buradaki ziyaretçiler küçük hediyeler veriyorlar. Şeker, çikolata. Bize hurma verdiler. Hurmalarımızı yıkayalım. Çepiyeyi ıslıyorum. Başıma koyuyorum. 5 dakikaya kuruyor. Hava çok sıcak. Ama bu çok iyi oluyor. Serinliyorum. Şimdi biz 134. direkteyiz. Bu yol böyle dümdüz gidiyor ve burada başka bir yol var. Burası Fırat Nehri'ne çıkıyor ve biz Fırat Nehri'nden biz Fırat Nehri'nin kenarından Kerbela'ya doğru yürüyeceğiz. Fırat Nehri'nde şu an gusül abdesti alıyorlar. Gelin oraya bir bakalım. Geldim. Yani.
tarafında imkanlar kısıtlı. Daha zor şartlarda gidiliyor. Mukep yok. Birisi evine davet ederse artık gideceğiz. Çünkü burada evlere davet de ediliyor. Bakalım. Şimdi ben başörtümü yıkayıp başıma koymam lazım. Saat şu an 11:30. Çok sıcak. Fırat Nehri'nde başörtümü yıkayayım. Öğlenleyin burada uyuduk. Hava çok sıcaktı, artık yürüyemedik. Şimdi bakın orada yemek yapıyorlar. Ziyaretçilere ikram etmek için. Türkiye. Yani hani Türkiye. Hayat olsun, sabah sabah kapı sabah ikamet. جميلة أنت جميلة شكرا خسور التنور ها شا طيب Irak'a geldim, geleli bana sordukları soru çocuğun var mı? Yok deyince neden yok diye şaşırıyorlar. Yani bir sıkıntı mı var acaba diye düşünüyorlar. Yani ben Türkiye'de yaşayan Arapların neden bu kadar çocuk sahibi olduğunu şimdi anladım. Selam aleyküm. İşiniz. Biz şimdi köylerin içinden geçiyoruz. O yüzden böyle köy evleri var. Koyunlar var, inekler var. Ortam güzel. Şimdi bu taraf güzel olmasıyla birlikte imkanları da çok kısıtlı. O yüzden biz direklerin olduğu yere gidiyoruz. Orada çok fazla imkanlar var. Bir saat yürümemiz gerekiyormuş. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım kaçıncı direkten çıkacağız. Artık önüme çıkan bütün Türk çadırlarına uğrayacağım. Şurada motorlar var. Motorlarla gidebiliriz aslında. Bakalım fiyat alalım ne kadar. Eşken. Tamam. 5000'e gidiyoruz. Thank you.
İranlı? La la. La la değil. Sağ ol, sağ ol. Elinde tüven var. Bizim de bozuk dinarımız yok. Tamam. Tamam. Her şey var. Şükran, şükran. Şükran. Dinar verdik. Paranın üstünü tümen verdi. Artık yapacak bir şey yok. Evet, yolumuza buradan devam edelim. Peki, o kadar ne farma? Baba, farma, farma. Farma? Şükran. Ağlan. Tekabbel Allah. تقبل الله بسم الله واسعه انا بالجو انا بالجو ما عرفت5 dakika sonra ezan okunacak. Bizi zorla içeri çektiler. İçeride klima var, tuvalet var, banyo var. Ne isterseniz var, gelin dediler. Şimdi ben kadınlar tarafına geçiyorum. Eşim de erkekler tarafına geç. Evet, şimdi direklerin olduğu yere geldik ama burası çok kalabalık. Burası çok sakindi ama maalesef imkanlar kısıtlıydı. Burası çok kalabalık ama imkanlar da çok fazla. Yani her yerde yiyecek, içecekler dolu. Orada yoktu. Şimdi buradan devam edeceğiz. Türklerin mukebine geldim. خانم فاطمه فرودکان، خانم زهرا غلام حسینی، خانم زهرا غلام حسینی تشریف میرین جلوی در موکب فاطمه زهرا. هنگی
gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Allah kabul etsin ziyaretinizi. Çay verelim. Çay yemek. 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 Açlığınız varsa yemek getirelim. Yemekleriniz var. Yemeğimizde tavuk vardı. Gözleme yapacağız biraz sonra. Tamam, gözlemeyi. Tamam, biraz sonra gözlememiz hazır. Sağ ol. Buyurun, siz istirahat edin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Ya merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Samsun neresinde? Atakum. Atakum mu? Ha, merkezden. Ha, siz neredensiniz? Biz Çarşamba'dan. Ağa cevabı Jordan'di. Ağa cevabı Jordan'di. Çarşamba biliyor musun? Çarşamba hangi biliyorum, biliyorum. آی سید محمد نعمتی تشریف بیارید جلوی در را موکه فاطمه تزهرا. پول روفوگران آقای روفوگران خانم زهرا شیر محمدی منتظرتون آقای روفوگران خانم طاهره اطهمی خانم طاهره اطهمی تشریف بیاریدم خانم مریم توتیان جلوی درب موکب فاطمه تزهرا همراهان شما منتظرتونم دختر خانم شما عمود 201 ستاد گمشدگان evet gözlemenin tadına bakalım خانم شریفزاده خانم نعمتی پور خانم نعمتی پور هم با آن شما جلوی عمود 210 منتظرتون bitireceğim. Ama bu yolun devamı başka bir videoda olacak.
Şimdilik bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.